Arkadaşlar merhabalar, Güvercin City Oyun Kuşu kanalıma hoş geldiniz. Bugün de 1-2 gündür teke kaldırmış olduğum bir kuş var. Bugün de bayram özel sizin için teke kaldırayım. Bakalım neler yapacak. Bu da farklı bir mavi arkadaşlar. Şöyle yakından görün. Diğer mavi gibi değil bu. Üstünde hafiften kirli. Şöyle erkek, eke, kanadını tüyünü tamamlamak üzere. Çok az kaldı. Hafiften ince tüyü kaldı arkadaşlar. Seslidir. Bayağı tok sesli. Bakalım neler yapacak. İnşallah güzel şeyler yapar. 2-3 tane de yavru cik cik attım yanına. Hedefte kuş olsun diye kuşların arasından kaldırmak amacıyla. Bakalım sizin için kaldıralım. Hadi bakalım. Bismillah. Rüzgar da var biraz. Evet, güzel bir şekilde kalktı arkadaşlar. Bakalım neler yapacak. Hedefte 3 tane kuş var. 3 tane kuşun arasından kaldırdım. Şöyle gördünüz bunların. Üçü de yanık büyüyen yavru. Yanık da büyüsü uçuruyorum. Gayet de güzel oynuyorlar. Bu uçan da yanık büyüdü. Şu an şöyle göstereyim, uçuyor. Şu giden yabani arkadaşlar, kanmayın. Yukarıdaki benim kuşum. Şöyle uçuyor. Şöyle geriden çekelim her zamanki yerimizden. Evet, yerimize geçtik. Sandalyemizi koyduk. Oturduk. Sabah saat 7. Kuşumuz uçuyor hala. Kızgın bir şekilde. Kuşumuz eke dedik. Yavru gördü, yumurta gördü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an arka tarafta hala uçuyor. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle göstereyim. Şu anda o kuşumuz uçuyor. Yani geziyor şu anda. Kızgın olduğu için kanat hareketlerinden anlayabilirsiniz. Eş istediğini. İki defa kaldırdım. Bu üçüncü teke kalkış arkadaşlar. Birinci teke kalkış videosu da var. Onu da eklerim zaten. Hani çok kötü performans sağlıyor. İkincisinde biraz daha iyiydi. Atımları falan düzeltti. Şimdi neler yapacak ben de bilmiyorum. Sizinle birlikte izliyorum. Umarım güzel şeyler yapar. Altındaki kuşlar dikkat çekmezse birkaç tane daha altına açarız. Yanına kuş kalkmaması için tüyde olan bir kuşumuz var. Erkek miski, onu açarız. İki tane daha kuş açtık. Yanına yeterlidir. Altında çok fazla kuş olmasın. Kuşa dayanmazsa gelir iner. Geziyor şöyle gördüğünüz gibi. Karşı binaya fişek çekti. Altına bir iki tane kuş açalım. Buraya bir performans sağlarsa ufak ufak başlıyor sanki. Evet, yavrunun kanat hareketini gördü, hemen döndü. Yavrular hedefe çıkmaya başladı. Şu taraftan geliyor gibi. Rüzgarın yönünü ayarlamaya çalışıyor. Geldi. Gördüğünüz gibi. İyi de taklalı gitti. 15 metreye kadar.
sağa ya da sola fişek atmaya çalışıyor. Altına bir iki tane daha kuş uçalım arkadaşlar. Altına bir tane daha eke kuş açtık. Kuşumuz izliyor gördüğünüz gibi. Şu an 3 tane yanık yavru, bir tane eke kuş. Yakalayamadım arkadaşlar. Şimdi bakın altına bir tane daha eke kuş açıyorum. Kuşu tanıyorsunuz zaten, videolarını görmüşsünüzdür. Eke kaldırmış olduğum mavi bu. Bu Asalet Akıyorum Mübarek Parti serisine. Ona o şekilde isim verdim. Havada uçana da bir isim bulacağız. Umarım yorumlara yazarsınız. Bunun partilerini paylaşırken o şekilde isim verdim. Asalet Akıyorum Mübarek. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6, Part 7, Part 8 iniş videosunu çekip göndermiştim. YouTube kanalımda mevcut. İzleyen arkadaşlar vardır. Şu an kuşumuz hala uçuyor. Şimdi yerimize geçelim. Şu an 3 yavru 2 eke kuş attık altına. Bakalım neler yapacak. Olmazsa tekrardan altına 1-2 tane daha kuş açmaya devam edeceğiz. Geliyor, 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 gelir işte. Evet, rüzgar da var arkadaşlar. Yani şu an yerde ağaçlar sallanmıyor, ağaçlar çukurda olduğu için. Ama rüzgar var arkadaşlar. Yani çok sert bir rüzgar yok ama var. Kuzeyden esen bir rüzgar var. Atıma bakın. Geliyor sanki. Bu tarafa gelmedi. Girebilir. Evet, döndü. Geliyor bakın. Bakın hareketlere. Girdi. Güzel. Hareketleri bunlar arkadaşlar. Kuş 3. teke kalkış hareketi. 1-2 tane sağa sola çekti. Altında kuşu çoğalttık. Hedefe oynamaya başladı. Yakında tam hedefe girecektir. Güzel bir şekilde uçurduğumuzda gelip hedeften girip alacaktır. Aşağıdan geliyor. Rüzgar olduğu için aşağıdan geliyor arkadaşlar. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle yavaş dönüyormuş gibi görünüyor. Kümes havalandırması baca döneri çok hızlı bir şekilde dönüyor. Hareketlerine göre altına bir tane daha kuş vereceğim. Hem uçuyor kendini, hem nefeslendiriyor, hem hedefe gelip kanat çalıştırdığında, yani sefer yaptığında kanatları yorulduğu için kendini dinlendiriyor şu anda. Evet, tekrar geliyor. Bakın kanat hareketlerine. Ama önünden kumru geçtiği için girmeyebilir. Evet, döndü, girecek gibi. Evet, girdi. Ama bir şey yapmadı gördüğünüz gibi. Çünkü altından da karga geçti. Ağaçlara doğru. Güneş var. Hava biraz soğuk. Herkese bu arada hayırlı bayramlar. Geliyor mu? Bakalım. Geldi. Şimdi taklaları güzel. Kendini oturttukça o taklalarını açıp daha da uzatacak. Bakın altından kuşlar geçti. Ürktü. Kendini aşağı attı. Arkadan geliyor. Evet. Girdi tekrar. Güzel. Bu şekilde çalışacak. Kuşu kesinlikle zorlamayacağız arkadaşlar. Kuş gelip yerine bir iki sefer sonra yine inebilir yani. Dinlendireceğiz kuşu. Yerine indikten sonra 2-3 tane yem atacağız. Yemini yiyecek. İçeri kapatacağız. Akşama kadar. Akşam saatlerinde tekrar uçuracağız.
Geliyor. Girmedi. Normalde karşı taraftan geliyor. Gelişi de güzel ama rüzgar olduğu için kuzeyden tersten geliyor. Evet, tekrar geldi. Evet, maşallah. Video şeffaf arkadaşlar. Boşa zaman geçmesin diye ara ara durduruyorum, haberiniz olsun. 3'er 5'er dakika geziyor bazen kuş. Arada bir çatının üzerinden geçiyor. Boyu yok diyor, döndü. Normalde o taraftan geldiği için. Evet. Arkamdan da döndü. Gidiyor. Evet, girdi. Hedefe doğru oturmaya başladı. Ama rüzgardan bıraktı. Hadi bakalım. Kenardan geliyor. Es geçti, döndü. Dediğim gibi o taraftan geliyor normalde. Atım o taraftan yapıyor. Ama rüzgar olduğu için. Geliyor sanki, gelecek gibi mi? İnebilir de. Sabah saatleri belki uçmak istemez. Normalde akşam saatlerinde uçuyorum. Gene geldi. Kanatları yoruldu gibi. Çünkü kanat çalıştırırken bırakır gibi yapıyor. Muhtemelen inecektir. İnişini de görmüş olursunuz arkadaşlar. Şu an hala kuşumuz uçuyor gördüğünüz gibi. Geliyor işte, atımını yaptı. Evet, girdi. 2,5 metreden aldı. Evet, güzel. 15 metre kadar. 15-20 metre arası oynuyor arkadaşlar. Şu anda böyle. Zamanı daha iyi olacaktır. Evet, oradan geliyor ama girmedi. Tersten döndü. Evet. Maşallah. Bu şekilde devam ediyor. Tabii bunu ilk hemen direkt ekelik döneminde hemen teke kaldırmıyoruz arkadaşlar. Bunu uçurduğum bir 7-8 tane yavru var. Yavrularla birlikte uçuruyorum. Havada oynarmış gibi yapıyor yavrular da. İşte bel kırıyor, takla atan oluyor. Bu da onların arasında fişek çekip yavrularla birlikte hedefine iniyor. Bir 10 gün boyunca bu şekilde alıştırıyoruz kuşu. Arkada patladı bu arada. Yükseltti kendini. Bakın, geziyor. Kanatları yorulduğu için yükseltip dinlendiriyor kanatlarını. Nerede kalmıştık? Ha, yavrularla birlikte uçuruyorum. Yavrular buraya bir 5 dakika uçup iniyor. Peşinden bu da iniyor. Aynı şekilde. Yemleme sistemi de aynı şekilde. Yavrular indikten sonra 3-5 yem. Bu şekilde günde 2 defa kaldırıp 10 gün boyunca bu hale getiriyoruz. Ondan sonra zaten kendiliğinden hedefine oturacaktır. Bakın, atıma bakın. Füze gibi geldi. Ama girmedi arkadaşlar. Girseydi harika bir performans sağlayabilirdi hızlı gireceği için. Döndü. Rüzgar biraz azaldı arkadaşlar. Güneş çıktıkta biraz rüzgar azalıyor. Kuş buraya çalışıp buraya oynadığı için daha fazla kuş çıkartmadım. Altında 5 tane kuş var. 3 yavru, 2 eke. Oradaki görmüş olduğunuz 2 tane ekeden biri miskidüs, biri mavi. Mavi tamamıyla sökük. 4 saat uçarı var. 2 gün dinlendirin, 3. gün uçurun. 4 saatten aşağı uçmuyor. 20 sefer yapıyor eke. 3 taklayla 4 taklayla o şekilde çalışıyor. Bunu da göreceğiz. Bu da eke, görmüş olduğunuz gibi kuş eke. Kanat sesinden de anlaşılır zaten. Tok. Kalkışını gördünüz zaten eke kuşumuzun. 3. teke kalkışını size videosunu çekiyorum. 15 dakikalık bir video oldu şu anda.
tahmini söylüyorum. Tabi bunları kesip birleştirince her şey ortaya çıkacak. Umarım yanına kuş kalkmaz. Miski havaya bakıyor çünkü. Kuşumuz çünkü yeni yeni teki kaldırmış olduğumuz için genelde yerde uçmayan kuş olsun arkadaşlar. Yanına kalkmasın yani. Geliyor sanki. Buradan atar mı? Evet, geliyor. Geldi, üstümden girdi. Martı geçti üstünden, biraz ürktü. Evet, bıraktı. Hemen üstünden martı geçti arkadaşlar. Bir daha geliyor, döndü. Evet, girer mi? Vazgeçti. Evet, girmedi. Atımları falan güzel arkadaşlar. Evet, geliyor. Girer bu sefer. İnebilir de, devam ediyor. Bıraktı. Kanatlar yoruldu çünkü. Gitti aşağı doğru. Biraz gezmesi daha iyi olur. Geliyor. Evet. Girdi hedefe doğru. Çok güzel. İnebilir de, İniş hareketi. Evet, ayaklarını çıkardı. İniş takımlarını çıkarttı. Evet. Evet. Kuşumuz erkek arkadaşlar. Evet, kuşumuz indi. Hemen indiği yeri de gösterelim. Hemen indiğimi yeri de gösterelim. İşte kuşumuz indi. Hemen şuraya indi. Şu çatıya konan miskiyi kaldıralım. Onun yanına da birazdan bir miski atacağım. Onun videosunu da çekerim size arkadaşlar. Kuşumuz indi arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın. Zorlamıyoruz. İndiyse 2-3 tane yem atıp kümesine kapatıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlemiş olduğunuz için. Desteğinizi esirgemeyin. Yeni abone arkadaşlara teşekkür ederim. Buna da ne yorum yaparsınız bilmiyorum bu kuşa. Buna ben kendim bir yorum yaptım. Asalet akıyorum mübarek dedim. Buna da yorumlarda siz belirtin arkadaşlar. Hoşça kalın.